Girişimci Nabzı programdan herkese merhaba. Bu hafta girişimciliğin sorunlarını, çözüm önerilerini, girişimcilikte destekleri ele alacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Naim Deniz. Naim Bey hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Tebrik ediyoruz sizi. Biz teşekkür ederiz. Şimdi baktığımız zaman biz birçok sizin çalışmalarınızı biliyoruz. Birçok eğitimleriniz, seminerleriniz var. Kısaca bir siz kendinizden bahsedebilir misiniz? Evet. Ben İstanbul İktisat mezunuyum. İktisatçıyız, ekonomistiz diğer bir tabirle. Yalnız tabii bizim ülkemizde enteresan bir anlayış var. Yıllarca çok dikkatimi çeken, kullandığım bir tabir var. Der ki, ilgililer bilgisiz, bilgililer de ilgisiz diye böyle bir terim kullanılır. Aslında bu her kurum veya sektör için kullanılıyor genelde. Çok ciddi konuşulur. Ne konuşulur? Üniversite sanayi işbirliği. Her mahfilde konuşulur ama nedense bu bir türlü istenilen verimi elde edemez der hiç kimse. Sebep şu, öğretim üyeleri, akademisyenler, hocalar piyasadan biraz kopuklar. Sebepleri çok farklı tabii, bizim konumuz bu değil. Onlarca teşviğe rağmen bir türlü piyasayla koordineli bir çalışma içinde bulunamazlar. Çok nadir olur. Bu sebepten dolayı da farkındaysanız bizim Ar-Ge konusunda ülke olarak ciddi zaaflarımız var bizim. Patent ya da faydalı model konusunda da aynı zaaflarımız, eksiklerimiz var bizim. Biz de hasbelkader hem akademisyenlik yapalım dedik hem de bu teoriyi, yani bu öğrendiklerimizi işte alanımıza uygun, uzmanlık alanlarımıza uygun şekilde piyasayla bir paylaşalım dedik. 20 yılın üzerinde bir geçmişimiz var bizim bu alanda. Hem mali işlerle ilgileniriz hem de özellikle KOBİ'lerle işte danışmanlıklar şeklinde ya da yatırım, ihracat, pazarlama, üretim, yenilikçilik gibi konularda olabildiğince, gücümüz yettiğince işbirliği yapmaya çalışırız. Her şey maddi değil. Ülkenin komple büyümesi, kalkınması da biraz belki buralardan geçer diye böyle bir amacımız var bizim. Siz de çok sağ olun davet etmiş olduğunuz. Umarım sizlerle güzel bilgileri paylaşmış oluruz. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi sanayi ve üniversite işbirliğinin Türkiye'de yeterli düzeyde sağlanamadığından bahsettiniz. Şimdi temel noktada baktığınız zaman hani sürekli Türkiye'de özellikle başarısız girişimcilikten ve bu başarısız girişimcilik örneklerini sürekli anlatırız. Ve geçen bir veriye baktım. Türkiye'de işletmelerin %60 gibi bir oranı 5 yıl içerisinde iflas ediyor. Ve bunun önemli bir nedeni de aslında vizyonsuzluk. Mesela siz diyelim işte dediğiniz gibi bu teşviklerden, desteklerden haberiniz olsa belki bir bakkal açmayacaksınız da bir ortakla daha farklı bir işletme açacaksınız veya e-ticaret yapacaksınız. Peki bunları siz neye bağlıyorsunuz? Türkiye'deki bu işletmelerin %60'ın 5 yıl içerisinde iflas etmesini, bu başarısızlık sebeplerini neye bağlıyorsunuz? Evet. Tabii bizim ülkenin gayri safi milli hasılasına baktığımızda, yani bir yılda üretilene baktığımızda bunun büyük kısmını, %80'lere yakın kısmının aslında KOBİ diye tabir ettiğimiz küçük ve orta boy işletmeler tarafından yerine getirildiğini görmekteyiz. Fakat Türkiye'de KOBİ anlayışı ve işletme anlayışı ve girişimcilik anlayışı maalesef son derece geleneksel. Nasıl geleneksel? Halen ülkemizde işletmeden %60-70'i aile şirketi diye tabir ettiğimiz bir kişinin kurucusu olduğu, çoğu zaman kurucunun hem pazarlama müdürü, hem insan kaynakları müdürü, hem ihracat müdürü, hem üretim müdürü vesaire veya sorumlusu olan aslında kurumsallaşmamış işletmelere sahibiz. İşin bir boyutu bu. Diğer boyutu da girişimcilik aslında hoş bir kelime. Malumunuz tabii hani iktisatta temel konudur, ilk konudur denir ki temel üretim faktörleri var. Nedir bunlar? 4 tane malumunuz. Nedir bunlar? İşte emektir, iş gücü dediğimiz, sermayedir yani kapital, ana para. Sonra doğal kaynaklar ama tabii günümüzde artık doğal kaynakların yerini teknoloji almış vaziyette. Bir de bütün bunları bir araya getirecek, organize edecek ve üretime dönüştürecek olan müteşebbis diye tabir ettiğimiz eskiden, şimdi ise girişimci dediğimiz unsur. Türkiye'de girişimcinin enteresan bir yapısı var. Türkiye'de girişimci biraz daha tekniktir aslında. Oysa girişimcilikte farklı olanı ortaya çıkarmak gerekir. Bu da neyle olabilir?
yeni bir fikirle olabilir. Yeni fikirler enteresan tabii. Bütün veriler bize şunu gösteriyor. Sizin demin verdiğiniz örneğe göre biz de örnek vermiş olalım veya bir bilgi. 30 bin iş fikrinden sadece 4 tanesi kabul edilebiliyor piyasaya uygun. Bu 4 taneden de sadece 2 tanesi uygulanabilir olur. Yani şimdiye kadar ki aslında bütün araştırmalarda bu hep böyle. Bu 2 taneden de ancak 1 tanesi ciddi şekilde faaliyete geçebiliyor. Bu ciddi bir iş aslında. Yoksa parası olan herkesin rahat bir şekilde işte uzmanlık alanı olsun olmasın, tecrübe sahibi olsun olmasın veya yeterli bilgiye, donaya sahip olmuş olsun olmasın, herhangi bir işletme kurması aslında piyasa mantığına, ekonomi mantığına, girişimcilik ruhuna ters. Çok kısa bir örnek bununla ilgili. Yıllarca tabii piyasayla iç içe olduğumuz için çok yaşadık biz bunu. Mükemmel bir işi var arkadaşın, tekstilci. Onlarcası var böyle. Biraz da para kazanıyor. Para kazandıktan sonra ben ne yaparım diye araştırma yapıyor. Bakıyor ki insanlar mesela besi hayvancılığına yönelmiş vaziyettedir. Oysa o konuda hiçbir bilgisi yok. Niye? Çünkü o konfeksiyonda ve tekstilde bilgi sahibi ve o şekilde tecrübe elde etmiş ve çalışmış. Ve sermayesini maalesef bu alanlara, bilmediği alanlara yatırım şeklinde havale eder ve sonu da hiç iyi olmamıştır şimdiye kadar. O nedenle biraz konuya yabancılık var. Profesyonellik veya kurumsallaşma yok. Bu anlamda belki sıkıntılar var. Üniversitelerde de şöyle bir derdimiz var bizim maalesef. Akademisyenler genelde teori düşünürler. Oysa yıllarca hep bunu yaşadık biz. Muhasebe dersine girdik. Siz de mutlaka yaşamışsınız biz bunu. 4 yıllık bir öğrencimiz bir KDV beyannamesini doldurmayabiliyor üniversite mezunu. Niye? Çünkü piyasada onun uygulamasını görmek zorunda. Dolayısıyla haşır neşir olmak zorunda. Biraz aslında buna bağlamaya çalışıyorum ben, işin doğrusu. Peki, bu sürecin, yani Türkiye'de girişimcilik kültürünün oluşması, yeni yeni işletmelerin açılması için bu süreçte neler yapılabilir? Hani birçok teşvik var, destek var, bilgisizlik var dediniz. Belki biraz da ilgisizlik vardır toplumun. Belki sosyolojik, kültürel değerler vardır işin içinde. Siz nelere bağlıyorsunuz? Nasıl çözümlenebilir? Bunun 4-5 tane sebebi sıralanır. Bütün akademik araştırmalarda veya bütün toplantılarda, tartışmalarda. Mesela yarın da bir zirve var. Ona da katılacağız tabii. Orada da ciddi şekilde tartışılıyor bunlar. Sebep şu. Sadece tabii girişimcilikte değil, birçok konuda aslında o işin nasıl yapılacağını, öncesini ve sonrasını bilmek. Bu da neyle mümkün? Maalesef işte diğer dünya ülkeleriyle verilerimizi karşılaştırdığımızda bizim bu alanlarda son derece yetersiz olduğumuz ortaya çıkıyor. Mesela her sene malumunuz bizim ülkemizde bir bütçe hazırlanır. Evet. Bu bütçede eğitime ayrılan pay çok önemlidir. Yıllarca bu çok tartışıldı. Eğitim deyince sadece okula gidip işte 4+4 veya 11 yıl veya üniversiteyi bitirmek değildir bu. Eğitim bir işin nasıl yapılacağını öğrenebilmektir, kavrayabilmektir, anlayabilmektir aslında bu. Aynı şey girişimcilik işte söz konusudur. Bütün araştırmalarda girişimciliğin veya girişimcilerin veya küçük işletmelerin başarısızlığın temelinde rastgele işe odaklanmanın olduğu veya hasbelkader işte ailesinden bir teşvikle, bir destekle bir işletme kurduğu görülüyor. Oysa o işin bir, iş fikri gerekir. İki, fizibilitesini yapması gerekir. Planlama şart buralarda. Sadece bir iş yerini parayla kurmak mümkün değil. En büyük hatalardan birisi. Girişimcilik fırsatları değerlendirmektir. Girişimcilik başkasının düşünemediğini, belki aynı alanda daha farklı düşünebilmektir. Baştan da ben aslında temas etmeye çalıştığım husus buydu. Bizdeki bu faydalı model veya patent müracaatlarına baktığımızda zaten bu sıkıntı ciddi şekilde anlaşılabiliyor. Sebep ne? Sebep biz ezbere iş yapmaya çalışıyoruz. İşin profesyonelce ve iş kültürüne uygun, mesela işletme kültürüne uygun yapılmasını biraz göz ardı ediyoruz herhalde. Peki, şimdi özellikle Türkiye'de finansal destekler anlamında da
yeni yeni kavramlar literatürümüze girmeye başladı. İşte bu crowd searching sistemleri, yine melek yatırımcılık, yine venture capital'lar literatürümüze girmeye başladı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin hazine müsteşarlığı, melek yatırımcılığı ciddi anlamda destekliyor. Yine özellikle yurt dışından venture capital, kapitaller yani girişim sermayeleri daha çok Türkiye'deki şirketlere ilgi duymaya başladı. Bu bağlamda neler söyleyebilirsiniz? Evet, aslında çok güzel bir konu, ciddi de bir konu bu. İnsanoğlu bilmediği ve tanımadığı şeye düşmandır. Hele bizim iş adamlarımız veya işletmecilerimiz veya girişimcilerimiz son derece çekingendirler. Hani korkak demeyeyim ben ona tabii. Risk almayı sevmezler. Niye? Kaybetmekten korkarlar. Neyi kaybetmekten korkarlar? Aslında kimle görüşürse hep şunu derler. Ben bir param olsa var ya neler yaparım neler, ne fabrikalar kurarım derler. Oysa olay paradan geçmiyor. Aslında işletme mantığında para en son gelir. Evet. Ciddi bir iş fikri gerekir. Başlangıçta söylediğimiz gibi. Türkiye'de son yıllarda gerçekten beklentinin çok çok üstünde destekler var. İster yabancı sermayesinin bahsettiğiniz ortaklıklar şeklinde, belki kümelenme şeklinde, belki isim hakkı şeklinde, belki doğrudan doğruya finans desteği şeklinde çok ciddi destekler var. Kalkınma ajansları küçük yatırımcılara çok ciddi destekler vermekte. Avrupa Birliği'nin malum zaten bu konudaki destekleri ortada. COSGAP'in yıllardır aslında ısrarla gerek bankalar aracılığıyla kredi şeklinde veya gerek hibe şeklinde, ki en son malumunuz tabii girişimcilik eğitimleri var. Ve girişimcilik eğitimleri sonucunda işte 30 bin lirası hibe, 70 bin lirada geri ödemesiz ve daha doğrusu birkaç yıl geri ödemesi ve faizsiz bir kredi veriyor. Ama şu var, biz emin olmak için alacağımızı ellemek zorundayız. Bizde böyle bir tuhaf bir yapı var. Düşünceyle karar verme değil de belki dokunarak hissederek ancak karar verebiliyoruz. Ya da hele sen yap ben göreyim belki düşüncesi. Ya da aynen böyle birisi yapacak o işi. Nitekim işte çıktığımızda İstanbul kalabalık bir yer malumunuz tabii. Bir caddeye baktığınızda 20 metre 30 metre arayla aynı tür iş yapan firmaları görürsünüz. Mesela yan yana 3 tane lokanta görürsünüz, büfe görürsünüz ya da bakaliye görürsünüz vesaire. Bunun mantığı şudur. Söylediğiniz şekilde ha şu yaptı o halde iyi bir şey ben de yapayım. Oysa orada bir ihtiyaç analizi gerekiyor. Acaba buralarda yaşayanların ihtiyacı ne? Kaliteyi artıramaz mıyız? Veya fiyatta daha uygun bir ürün yetiştiremez miyiz? Ya da farklı bir ürün yetiştiremez miyiz? Yani çok acı bir durum. Aslında benim bütün derslere de dile getirdiğim ve tavsiye ettiğim, yapmayın diye tavsiye ettiğim bir olay. Günümüzde reklam gücünü herkes bilir tabii, malumunuz tabii. Yabancı markalar neden Türkiye'de bu kadar kolay şekilde piyasada pazar payı kapıyor? İsim vermiyoruz ama biliyorsunuz tabii, işte hele hele yeme içme sektöründe, veya gıda sektöründe veya giyim sektöründe. İletişimden bahsetmiyoruz çünkü o alanlarda bizim biliyorsunuz Ar-Ge'miz berbat tabii. Bize ait bir telefon markamız yok malumunuz tabii. Ha, bilgisayar markamız da yok bir yana. Ama yani yeme içmede kahve kültürümüz var bizim. Evet. Ama niye yabancı kahve markaları daha fazla iş yapıyor buralarda? Demek ki başa dönecek olursak tabii, biz o işi nasıl yapıldığını herhalde fazla kale almıyoruz. Ne de olsa dediğiniz gibi ya birisi yapmış ben de yaparsam olur gibi tutar diye buna üzülüyorum. Bir de biz teşvik almayı, teşviklere müracaat etmeyi, hibelere müracaat etmeyi bilmiyoruz maalesef. Şöyle bir olay var. Hemen danışman firmalarına yöneliriz. Deriz ki ya bize hazır bir proje al getir. Ben de onu sunayım, kabul ettireyim ve bu şekilde destek almış olayım. Bu işi başlangıçta kaybetmedir aslında. Sebep de çok basit. Hiç futbol bilmeyen birisini kalkıp işte sahaya herhangi bir yere bir mevkiye, sola, sağa vesaire aldığı zaman sırıtır değil mi? Bırakınız onu. Zaman zaman oluyor bizim takımlarda özellikle tabii. İhtiyaca binaen diyelim ki sağ beki stoperde oynattığın zaman veya sol açığı sağ bekte oynattığın zaman nasıl sırıtır bu? Niye? Çünkü o işin ehli değil. Oranın ehli değil. O uzmanlık alanı maalesef bunu gerektiriyor. İşin doğrusu bu. Biraz belki buradan sıkıntı ama bu imkanlar, teşvik imkanları aslında ciddi boyutta. Bundan istifade etmek için de firmaların şunu yapması lazım. Kendi kabuklarını kırmaları gerekir.
destek alabilirler dışarıdan. Çekinmeden, sadece işte dediğiniz mantık, aile şirketi, küçük olsun benim olsun şey değil tabii, mantığıyla değil. Biraz profesyonelleşmeyle aslında bu sıkıntıları rahat bir şekilde atlatabilir. Geçen bir ekonomi dergisinde okumuştum. Yanlış anımsamıyorsam şöyle diyordu. 2014 yılı içerisinde toplamda 354 milyon TL gibi kalkınma ajansları bir hibe dağıtacak diye. Böyle bir şey görmüştüm, yazı görmüştüm yanlış anımsamıyorsam. Hakikaten kalkınma ajansları gerçekten bu anlamda Türkiye'de girişimcinin teşviki anlamında çok büyük roller üstleniyorlar. Peki hep yenilikçilikten bahsederiz. Yeni fikirler, değişik fikirler. Biraz şeyden bahsedebilir misiniz? Özellikle bu dünyada yeni gelişen sektörler, yeni iş fikirleri nelerdir, neler yapılıyor? Bunlardan biraz kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii. Bizim ülkemiz... girişimcilerimiz hangi yöne gitmeleri lazım? Hangi yeni fikirlere? Şu an dünyada neler oluyor? Neler olabilir diye. Geleneksellikten bahsettik tabii. Biz hep tarım toplumu diye nitelendirdik bizim insanımızı. Çünkü iş gücünün yani çalışan nüfusun büyük oranı tarım kesimindeydi. Yıllarca hep şunu hasretini çektik. Neden sanayileşemiyoruz diye. Onun da tabii çok sebepleri vardı filan. Turizm sektörü hazır para diye algılandı. Onun için çok kurumsal olmasa bile bir takım palyatif çözümler ürettik. Aslında fena da değil. Hele özellikle termal turizm de çok ciddi gelir elde edebiliyor veya daha doğrusu yabancı sermaye. Şöyle bir sıkıntımız var bizim bu mevzuda maalesef. İnsanımızda şöyle bir algı var. Ben ne yapabilirim? Yapamam ki, bilemem ki, benim gücüm yok ki, param yok ki, bir şeyim yok ki. Ben hep şöyle örneği veriyorum. Bir marka var, telefon markası. Nokia diye bir markayı biliyorsunuz tabii. Evet. Kim üretiyor? Finlandiya üretiyor bunu. Ve dünyaya tamamen hakim olmuş neredeyse o pazara. Ama bizim nüfusumuz ne? Finlandiya nüfusu 7-8 milyon malumunuz. Tabii bizimki 77 milyon falan. Bizde acaba bunu düşünüp üretecek hiç kimse yok mu bilişim sektöründe? Çünkü günümüzde artık o var. Bir, bilişim sektörü. Bu olmazsa olmaz. Biz otomotivden, elektronikten vesaireden de hadi vazgeçtik. Çünkü bize ait zaten öyle bir şeyimiz yok bizim. Aslında bizde yeterli miktarda düşünen insan var. Yani üreten beyin var. Üretebilir de ki özellikle savunma sanayinde farkındaysanız son zamanlarda çok ciddi bir takım araçlar üretilebildi bizde. Fakat şu var, bir ara bahsettiğim, yabancıyız bu konulara. Cesaretimiz yok bizim. Düşünemiyoruz bizim. Çok geç keşfediyoruz. Hep yıllarca bunun hasretini çektik biz. Türkiye televizyonu ilk geldiğinde insanların bakışları kitaplarda yazıyor. Oysa bize siyah beyaz televizyon geldiğinde o televizyonu üreten firmalar renkli televizyona geçtiği için siyah beyazları bize bir satmış oldular. Biz geleceği okuyamıyoruz tabii bu anlamda. Mesela günümüzde bir enerji sektörü var. Belki bunun için biraz daha güç gerekiyor ama güç şu şekilde olabilir. İşletmelerde kümelenme diye tabir ettiğimiz ortaklık şeklinde çok ciddi üretim yapılabiliyor. Büyük firmalar destek olabiliyor birbirlerine. Ne şekilde bu? İyi bir örnek veriliyor bununla ilgili. Derler ki işte 3 tane biri alt alta toplarsan 3 eder. Ama 3 tane biri yan yana yazarsan 111 eder diye. Nitekim büyük ihalelere giren firmalar ne yaparlar? Konsorsiyum şeklinde güç birliği yapmaya çalışırlar. Bunu biz aslında KOBİ diye tabir ettiğimiz küçük veya orta boy işletmelerde de uygulayabiliriz. Bunun için hiçbir engel yok. Bilgi çağındayız biz. Dolayısıyla bilişim çok ciddi. Artı sağlık alanında, sağlık sektöründe ciddi yatırımlar yapılıyor. Bir sebep de şu. Malumunuz tabii düzensiz beslenme bütün dünyada işte farklı çevre şartları vesairelerden dolayı insanlar bu alanlarda sıkıntılar yaşıyor. Eğer ülkemize baktığımızda da hakikaten inanılmaz bir ihtiyaç mevcut. Neye ihtiyaç mevcut? Herkes sadece şey kullanmıyor tabii. Tıbbi ilaç kullanmıyor. Onun dışında millet organik beslenmeye yönelmeye başladı son zamanlarda aslında. O noktaya gelmek istiyorum. Yeşil ekonomiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu küresel ısınmayı da göz önünde bulundurduğumuz zaman malumunuz özellikle son süreçte yani yağmurların yağmadığını da göz önünde bulunursak bu
küresel ısınmayı da düşündüğümüz zaman özellikle gerek Birleşmiş Milletler'in gerekse ülkelerin bu anlamda küresel ısınmayı önlemek için yaptığı çalışmalar var ve bunun da işletmelere yansımaları var. İşte yeşil araçlar, yeşil işte buzdolapları, yeşil çamaşır makineleri, hani yeşile saygılı o bağlamda. Bu bağlamda girişimciler neler yapabilir? Özellikle genç girişimciler veya girişimci adayları. Evet. Bu noktadan devam edecek olursak, başımıza problem gelmeden, yani bir sıkıntı yaşamadan bildiğimiz halde tedbir almayız. İnsanoğlunda böyle bir yapı var, böyle bir anlayış var falan. Ama günümüzde inanın o kadar ciddi bir boyuta ulaştık ki bu sıkıntı. Özellikle işte hem küresel ısınma hem çevresel faktörler hem de tabii doğrudan doğruya insanın sağlığını kaybetmesi. Her yıl yayınlanan yaşam endeksleri var. Onlara baktığımızda da insanımızın aslında ne durumda olduğu. Niye? Mesela en büyük sıkıntı trafik sıkıntısı. En büyük sıkıntı işte diyelim ki konut sıkıntısı. En büyük sıkıntısı işte çocuğunu okutamama sıkıntısı vesaire falan diye. Bunların tümünü geçtik. Ama sağlık en önemli ihtiyaçlardan birisi. Peki ne yapabilir bununla ilgili? Maalesef bu işte yeşil ekonomi ya da çevre ya duyarlılığı falan biraz medyatik oldu. Biraz marjinalleşti gibi geldi bana. Bunun bir, biz tabii serbest piyasa ekonomisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla kalkıp devletten her şeyi bekleyecek değiliz. Yani devletin belli görevleri var, kuralları var. Devlet belki hakemlik yapar, düzenleyici olur ama bunu evet kurumların yapması gerekir. Avrupa Birliği hibelerinde sizin bu bahsettiğiniz yeşil ekonomiye çok ciddi destekler var aslında. Bu sadece bizim ülke insanımız için değil aslında. Nasıl ki dışarıda üretilen bir ürünü, bir yeniliği hemen alıp uygulayabileceksek, neden biz de bunu üretip dünyaya bunu mal etmeyebiliriz? Ki bizim ülkemiz aslında bu yeşil ekonomi açısından son derece doğal diye tabir ettiğimiz bozulmamış birçok ürüne sahip, imkana sahip. Yer altı da olabiliyor belki, yer üstü de olabiliyor. Ama bunu da belki girişimcilik mantığıyla düşünürsek ticarileştirmek gerekir. Tarım Bakanlığı, Gıda ve Tarım Bakanlığı yaklaşık 7 yıldır, bununla ilgili biz bir kongre yapmıştık tabii, organik ürüne, üretime, ihracata çok ciddi destek veriyor. Bunu yaptığınız zaman basit bir örnek vermek gerekirse sadece sigaranın belli yerlerde, kapalı mekanlarda yasaklanmasından dolayı ülkenin bütçesinin, bütçe açığının nasıl kapandığını, her sene aslında Sağlık Bakanlığı'nın kendi bütçesinden ne kadar işte avantaj elde ettiğini biliyoruz hepimiz tabii bu rakamlarla. Biz insanımızı sıkıntılardan kurtarmak için onlara işte ilaçla, takviyeyle vesaireyle değil, biz başlangıçta tedbir alarak aslında olumsuzlukları giderebiliriz. Belki bunun da temelinde, mesela ki şu anda dünyada en büyük sıkıntılardan birisi obezite diye tabir edilen bir hastalık var artık tabii önümüzde. Bunun sebebi ne? Belki bahsettiğiniz tamamen şu doğal olmayan yaşam tarzından kaynaklanıyor. Peki tam bu şeyde arada şunu söylemek istiyorum. Şimdi çok fazla vaktimiz kalmadı. Birkaç dakikamız kaldı. Şimdi girişimcilerimizin özellikle merak ettiği ve bize sürekli sorduğu sorulardan bir tanesi şu. İş kurma sürecinde nasıl bir yol izlenmesi gerekir başarılı bir girişimcilik için? Bir, önce risk alacak. İki, mutlak surette iş analizi yapacak. Yani başlangıçta bahsettiğimiz fizibilite raporunu hazırlayacak. Bu işi ben niye yapıyorum? Hacmi ne olacak, büyüklüğü ne olacak bunun? Diyelim ki bir şey üretecekse, bunu ne oranda, ne miktarda, kimler için? Bir pazar araştırmasını yapmak zorunda. Pazar araştırması. İkincisi, ekip çalışması şart. Bir insan hiçbir zaman tek başına bir işletme kurup devam ettiremez. Bir insan 24 saat bir bakkal dükkanında dahi duramaz. Bu mümkün değil. Bir girişimci eğer büyük düşünebiliyorsa, bir, farkındalık yaratmak zorunda. Yani o ürün varsa bile onun tüketicinin beğenisine en uygun şekilde takdimi nasıl yapılabilir bunu araştırmak zorunda. Girişimciler hep finansmandan şikayet ederler ama ben bahsettiğim şekilde aslında günümüzde finansmanın bir iş kurmak için birinci şart olduğuna inanmıyorum.
bir şekilde bunu ya desteklerle ya kredilerle olabileceğine inanıyorum. Ama şu var, girişimci işin ehli olmak zorunda, değilse ekibini orada kurmak zorunda. Cesur olmak zorunda, riskleri göze almak zorunda, yetmedi dediğim gibi mutlak surette bir piyasa araştırması yapmak zorunda. Ve uygun sektörü, yapabileceği sektörü düşünmek zorunda. O şekilde ancak küçük düşünüyorsa, yurt içi düşünüyorsa durum biraz daha değişebiliyor. Aslında çok fazla risk yok ama günümüzde dünya tabii küçük bir köy gibi oldu deriz ya. İhracatı düşünmek zorunda. Ben bunu vurgulamak isterim muhakkak surette. Şunu dememek lazım. Çevremizde görüyoruz aslında bunu. Hiç ummadığı şekilde küçük tek bir ürün üretmesine rağmen bir pazara girmekle aslında bir anda büyük bir marka olduğunu gördüğümüz onlarca firma var bu şekilde. Biraz. Peki son bir dakikamız var. Yeni ürün geliştirme sürecinde nelere dikkat etmek gerekir ve fikir geliştirme yöntemlerinden kısaca birkaç cümleyle bahsedebilirseniz nelerdir? Yeni ürünün başlangıç noktası mutlaka demin bahsettiğimiz gibi ihtiyaç analizinden geçerim. Tüketici neyi ister, neyi bekler? Tüketici ucuzluğu mu, kaliteyi mi ister? Bu belki belli kesimlere göre değişebilir ama aslında kalite burada birinci husustur. Kaliteli bir ürün hiçbir zaman satış sıkıntısı yaşatmaz, pazarlama sıkıntısı yaşatmaz hiç kimseye. Peki başka ne yapabilir bu insanlar? Fikir oturup düşünmekle olmuyor. Okumakla, araştırmakla ve karşılaştırmakla mümkün olabiliyor. Hedeflediği ürünü geçmişte kim ne şekilde üretip sağlamış bunu? İlle de yeni bir ürün çıkarmak da şart değil. Ondaki küçücük bir iki değişiklikle, diyelim ki bir tasarım değişikliğiyle onu aslında güzel bir şekilde piyasaya mal edebilir. Yani demek istediğim nokta, ille de sıfırdan bir şey üretmek, sıfırdan üretimde bulunmak da şart değil bir girişimci için. Eğer düşünebiliyorsa farkındalığı mevcut ürünler üzerinde de yapması mümkün. Bu konuda bunu söylemek isterim. Evet. Biz bu değerli bilgilerinizi bizle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız bu bilgiler girişimcilerimizin için faydalı olmuştur, yol gösterici olmuştur diye temenni ediyoruz. Evet. Biz teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet, bu hafta girişimciliğin sorunlarını, yenilikçi ürünlerin geliştirme süreçlerini ele aldık ve iş kurma süreçlerinden ve desteklemelerden bahsettik. Çok değerli bir konuğumuz vardı. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Naim Deniz. Haftaya başka bir konu ve konukla tekrardan görüşmek üzere. Esen kalın.